Ferit'le dışarıda mı buluşacaksınız? Bilmem. Yani evde işin mi var? Yok canım, ne işim olacak? Dinlenirim herhalde. Bugün pek dışarı çıkasım yok. Aa, hava çok güzel Deniz. Niye evde oturacaksın ki? Çık dolaş biraz. Bilmiyorum Melek. Aa, Ferit geldi. Evde oturmayacaksınız. Ferit, bir unuttuysam çekeceğim ya benden. Senin için. Ay, dönümümüzü unuttuğumu sandım Ferit. Demek numara yaptın bana. Çok güzelmiş. Geçsene. Merhaba komutanım. Merhaba postacı. Melek, bir dakika gelebilir misin? Tabii. Gelirim. Hani siz dışarı çıkacaktınız. Ben öyle bir şey demedim ki. Bir şey mi oldu? Yok canım. Sen keyfine bak. Ya Ferit, çok güzel bir hediye seçmişsin. Gerçekten çok naziksin. Teşekkür ederim. Bunu seçtim çünkü... Sen bana bağırdıkça zil sesi gibi geliyor Melek. Şey sesi, yani sen her durumda güzelsin. Sesin de güzel. Sen de güzelsin. O yüzden seçtim hediyeyi yani. Çarşı izni var Deniz. Keşke baştan söyleseydin. Ben de ona göre program yapardım. Nereye Ferit? Ben gideyim komutanım. Tatsızlık olmasın. Otur oturduğun yerde Ferit. Sizi de böyle bir durumun içine soktum komutanım. Üzgünüm. Zaten yeterince anlayış gösteriyorsunuz. Ne olur utandırmayın beni. Ben gideyim. Bak Ferit. Sen benim askerimsin, tamam. Ama kim ne olduğum beni hiç ilgilendirmez. Bugüne kadar da hep çok efendi davrandım. Aradaki farkı bildiğinden de eminim. Tamam, kışla da ast üst olabiliriz. Ama burada gördüğün gibi ikimiz de siviliz. Sağ olun komutanım. O yüzden otur şuraya, Melek'ten fırça yemek istemiyorum.